Efendim. Hı O benim. hı. Sen misin lan? Evet. Tamam. Neyse abi. Vay. Biz herkes kavaldı, haberin olsun. Tamam dostum. Şimdi Ben bir tane arkadaşlar yemin ediyorum ya. Hadi görüşürüz abi. Dada Altı Slaftes. Eyvallah, görüşürüz. You were moved. Şimdi Dada Altı Slaftes'a girdik arkadaşlar. 11 tane sivil var, 2 tane polis var. Biraz arkadaşlarla konuştuk. Şimdi adminlerle falan konuştuk. Onlar da yayına destek olmak istiyorlar. Onları söylediler. Sağ olsunlar. Ben de teşekkür ettim kendilerine. Şimdi Dada Altis Life'a giriyoruz. Orada biraz bir role play çevirmeye çalışacağız. Bu kapsamda da işte hem polislerle konuşacağız hem sivillerle konuşacağız. Burada bir role play çevirmeye çalışacağız. Çoğu kişi kavaladaymış zaten. Polisle falan konuşuyormuş. Öyle duydum. Biz de bir kavalada doğalım. Hem haritayı göstereyim size neler var neler yok. Dada Altis Life'ta. Yani bu kapsamda şey yapmak istiyorum. Server'ı bir tanıtmak istiyorum. Yani hani yeni girecek olan ya da girmeyi düşünen, başlamayı düşünen arkadaşlar olabilir. Bu kapsamda da işte bilgilenmiş olurlar. Adminlere selam söyledim. Sola Emin. Onlar da aleyküm selam dediler. Dada Altis Life RPG. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Kavala merkezi diye bir yerde doğuyorsunuz. Kavala, Pigros, Atira ve Sofia'da doğuyorsunuz. O ne lan? Sofia nereye gitmiş? Bir dakika, şöyle bir geriye doğru çekeyim de. Sofia şurası. Yeşil bölge değil arkadaşlar. Şöyle biraz daha aşağıya iniyorum. Pigros yeşil bölge. Kavala yeşil bölge. Atira yeşil bölge mi? Atira yeşil bölge. Evet. Kavala'da doğalım arkadaşlar. Merkezdeyiz. Kazmayı alıp Q tuşuna basınca toplayabiliyoruz. Windows tuşu ile kokain falan topluyormuşuz. Y tuşuna basıp borsaya bakabiliyormuşuz arkadaşlar. Şimdi Buradan şöyle geçen simit hırsızını gördünüz mü beyler? Simit hırsızını gördünüz mü buradan geçen? yasak bölge burası. Ne? Şurası RDM. Simit hırsızı. Kardeşim Aha tıkla burada. beni. Kaçma, kaçma, Benzinlik kaçma. soygunu var. Klanlar var. Simitlerimi çaldı, yakalayın. Eren, Simitlerimi çaldı, Eren. Sorma yakala, Gökhan. kal. Kardeşim. ATM'ye gittiğini mi? Kimi? Han koru beni. Beni koru beni. Abi şuradan zıplayamıyor muyum ben? Buzlu badem, 100 bin buzlu dolarla badem. arkadaşlar. Buzlu badem. 100 bin dolarla Buzlu başladık. badem. Bademci geldi, Ne? bademci. Dağın vardı, dağın vardı. Nereye kaçtı gördün mü? Bademci geldi, Üstümüzü başımızı bademci. bir giyelim de. Burası barmış. Tuhafiye. Kumaş deri. Burada satılıyor. Badem Burası var, nedir? badem var, Mağaza. buzlu badem. Çantayı arkadaşlar alalım hemen. Çanta 5000 dolar sabit. Kim orada? Kim orada? Yok kardeş. Bakayım, tekrarlayın Ekipman kardeş, mağazası tekrarlayın. var. Gece Kardeşim, görüş satın al. yemişem var ya. Toolkit 2-3 tane satın aldım. Onlar var ya, GPS damlat satın gibi aldım. koyacağım burada. Bunu çekip koyacağım buradan, bunu ağzına First aid kalacak oluyor bir burada. iki Abi tane satın gelme aldım. üstüme. Abi gelme. Abi, hah, şu tutuş değil market şimdi. dedim, Tutuş tamam değil mı? pardon. Ehliyet 500. Eren. Market dedim, tamam mı? Şuradaki market. Bakkala geldik. 10 tane su. Ve selamün Satın al. aleyküm. Aleyküm Enerji pirzola. selam, aleyküm Pirzola selam. 10 tane aldım. Bir tane kazma. Bizde öşek var mı? Kolay, kolay gelsin. Benzin kutusu bir tane Ostaman aldım. Şeftali meftali büftek falan badem filan. alacağım Selam abi, abi, badem selam dedim. selam. Hayır. Hayır.
Hayvan Soraya geçti. Ne istiyorsunuz? Abi şu karta 10 lira yükler misin? Beyler araya tamam, kaynak abi, yapmayın. Araya tamam, kaynak tamam. Yapmayın. Bir dakika. Aynen abi. Ya benim sıramır geçti ya sıram. Eren sıramır tamam, geldi. Oğlum değdirme. Oğlum ne yapıyorsun? Değdiriyorsun. Ya buyurun. Polis yok. Abi, kaynak yapıyor lan. Abi sizde öşşek var mı? Öşşek. Abi ben de bizimkilere söylerim. Ya, destek ya, oluruz ya, abi. Eyvallah. Eren kaynak yapma. Oradan alacaksın. Korkudan mı? Korkudan mı? Direkt karşıya geç. 10 metre ileride sağa dön. Sen mi sessin lan? Eşşak. Eyvallah abi. Ya Eren sıramı geçmiştir ya. Ya sus abi. Eren? Yalnız Eren bu Kaan arkadan dokunduruyor ha. Oo Kaan ne yapıyorsun sen ya? Abi bir dakika. Polis. Kaan ne yapıyorsun? Badem alacağım ben, bademlerim bitti. Büfe. Polis. Polis adam kaynak yapıyor. Bize önünde rahatsızlık veriyorsunuz bak lütfen. Kaynak yapıyor adamı. Bize önünde böyle şeyler yapmayın lütfen. Dostum çaktırma. Adamlar buradan gitsin diye kavga çıkartmak zorundaydım. Neyse adamları kaçırttık. Bana şuradan bir... Vallahi ne var şimdi menülerde ya. Ne var ya? Polis çağıracaksın. Menüde hafif şeyler var. Çoban salata, kumpir. Oo bir kumpir alırım ya. Ya hazır mahalle var ya. O nereden geldiyse onu da gördüm. Buraya koymuşlar o da var yani. Onu da tedarikçiler sağ olsun reklam amaçlı getiriyorlar böyle. Cukko mudur nedir? Mahallenin üstü de cukko olması düşünse. Valla ben bir kumpir alayım bak. Parasını da attım dostum. Hazırlamaya başlasan. Her şeyden olsun kumpirin içinde. Karışık yap. Tamam. Tamam zeytin koyacağım da bir 2 lira daha verir misiniz? Burada eksik 2 lira eksik. Kavalanın lideri benim. Bir TL daha bir. Kavalanın lideri benim. Artık yani bir lirada indirim yap dostum ya. Yani pazarlık sünnettir. Tamam zeytinini az koyacağım. Zeytinini az koyacağım. Ulan bir lira aldın ya zeytinini az koyacağım diye. Bademci geldi bademci. Ya bademlerimi kimse almıyor. Buyurun, buyurun, yalnız dikkat edin. Güzel. Yalnız. Şuradan kaşık alır mısınız? Şuradan da kaşık alır mısınız? Tamamdır. Afiyet şeker olsun. Yalnız. Eyvallah. Şu arkanızı Kaan'a göstermeyin. Her şeyi canı çekiyor. Sizden para falan dilenebilir. Kumpirinizden evet. İsteyebilir. Vallahi ben şu arka tarafta hemen yiyeceğim ya. Sabah akşam burada. Buralarda gezelim. Evet berdoşlara benziyor zaten anlamadım yani öyle. Aynen hep burada gezer o. Anladım kolay gelsin hayırlı işler. Teşekkür ederim tamam. Oradan yeme kardeş. Gel koy sana. Aaa şöyle bir oturalım abi. Merhaba abi. Abi yiyelim yiyeceğimizi pirzola kullan. Suyumuzu da içelim. Bu bakkal benim işime engelliyor. Ne istiyorsan ön tarafa gel. Bu bakkal benim işime kardeş. Engelliyor. Bademlerimi satamıyorum. Kardeş, bu abiden... Evet. Bakkal kapansın evet. Şikayetçiyim. Bu abiden yeme. Güzel domuz eti soyuyor. Domuz eti. Domuz eti mi? Lan yedim ya lan. Bak, ya. Önceden deseydin ya. Su 5 kuruş kardeş. 5 kuruş. Tüh. Abi. Şikayet edelim oğlum o zaman. Şikayet edelim. Kumru... Gel abi edelim gel. Polisi ara. Beyler. Kaan. Polisler uzak bak. Bizimizi buraya gidiyorsunuz. Buyur abi gel şikayet edelim o abiye. Ben polise hemen mesaj atıyorum. At abi at. Telefon. Menü. Beyler. Kavala merkezde market. Kafayı da kazıtmışsın. Markette domuz eti satıyor. Birisi yetişin. Ben bilmem.
Bunun götürün var. Memur bey, kavala merkezde markette domuz eti satıyor birisi, yetişin. Kendiniz götürün bunu, alın götürün. Büfeyi bırakamam ben. Kardeş, Hasan kardeş. Gel şu bakkalı şikayet edelim, polise gidelim. Domuz eti Han, sattı bu abi. Kardeş, senin isim neydi? Bu abiye domuz eti neden sattı. Neden şikayet edeceğiz beyefendi, bir dakika. Domuz eti sattı bu abiye. Yedim yala. Doğru mu beyefendi? Vallahi yedim arkadaş, domuz son anda söyledi. Nasıl kanıtlayacağız? Ya zaten böyle ben ette böyle bir şey diyorum. Ya ette böyle bir şey, böyle bir bozukluk, bir şeylik vardı yani bir. Ama biz tabii yani aç olduğumuz için ta Sofya'dan geldik. Dedik hemen böyle bir ekmek arası yaptıralım da. Abi badem satar. Sonra bir baktım abi. O zaman bakın, bu işi bizim halletmemiz gerekiyor. Ne istiyorsunuz? Polis benzinli sorgunundaymış. Badem kişi varmış. Abi, bademlerimi almıyor. Hep birlikte bu adamı alıp araca bindirip merkeze badem teslim etmemiz gerekiyor. Ben bir şeyim, bir plan bu. Bu adam kaçarsa ne olacak? Ama abi, bizim şimdi bu adamı kaçırmamamız lazım. Bak, adam kaçarsa belki yayan kaçar, belki arabasıyla kaçar. Kim engelliyorsun? Olamaz. Polisi gelin, polise haber verelim beyler. Beyler. Polis. Ben polise haber verdim, polise haber verdim dedim. Kavala merkezde ben dedim. Bak, haber verdim. Domuz eti satıyorlar dedim. Klasik Türk polisi. Bak, klasik Türk polisi haber verdi adam. 15 dakikadır yok. Ay nerede? Aynen aynen. O olay biter, ondan sonra gelirler. Vallahi rotayla döverim. Aynen öyle. Kaan. Şimdi bizim bunu alıp arabaya bindirdik mi tamamdır. Gel bu arkadaşı şikayet edelim domuz eti satmaktan polise. Ya şikayet ettik zaten. Efendim? Şu arkadaşa domuz eti sattı şuna. Toplam bir bu arkadaşa toplam. Sattı bu arkadaşa. Domuz eti mi kardeş, sattılar? Sen de... Aynen ya. Ben de ara hadi gelin. Sessiz. Gelin be. Ben burada sessiz. Bademlerimi satamıyorum. Vallahi dostum, arabama ben gelin. Toplam, polise gidelim. Acıkmıştım. Toplam. Ne yapalım, yedik ama. Bak şimdi bak, polise gidelim. Ya, polise biz haber verdik, polis gelmiyor. Biz bunu kendimiz alacağız bak. Burada kaç kişiyiz? 1, 2, 3. 4, 5. Lan bu kadar kişi alama, bir adamı alamazsa zaten bu artık yani. Yani aynen öyle. Herkes bir tarafından tutsa adamı zaten paketleriz yani. Kumpir. Beyler çaktırma. Hala kumpir diyor beyler, ne yapalım. Polis geldi. Ha, polis geldi. Polis. Ben bu polisle gir var. Gelin adamı tutacağız, polis. Adamı. Gelin. Gelin. Hadi tutun. İki kişi arkaya geçsin. Polis bey. Emniyet amirim. Murat Market domuz eti satıyor. Emniyet amirim. Evet emniyet amirim. Yakaladık emniyet amirim. Gelin. Yakaladık. Burası emniyet amirim. Gelin. Burası. Amirim. Beyler getirdim polisi beyler. Murat. Abi polis bey, Murat. Göre burada domuz eti satıyorlar. Acayip domuz eti satıyorlar. Gelin. Kim onu satar? Domuz eti satıyorlar bakın. Öldü adam. Adam öldü. Yalan ispatlasınlar. Kim? Allah'ım. Domuz etinden gitti adam. Allah'ım ölmüş. Domuz etinden gitti adam. Adamı zehirlediler. Kolaba aç bakayım Murat. Pislük. Adamı zehirledin. Bana da domuz eti yedirdi bu. Kolaba aç bakayım. Komiser dolaba bak bakayım. Etleri bir kontrol et. Beyefendi, etleri bir kontrol ne zaman et. Yemiştiniz? Buyurun. Ha, burada dolap. Buyurun. Vallahi daha demin 5 dakika oldu ya. Yalan. Arkadaşlar ya. Sizden 5 dakika oldu. Geçirin bunu. Allah'ım, yoksa ben de mi öleceğim? Oğlum ben aldım. Beyler bir saniye. Domuz eti satmayı bırak. Buraya domuz bağlasan durmaz. Bu ne pislik? Evet. Hiç hijyenik değil. Aynen. Hiç hijyenik değil. Duyuyor musun? Kardeşler. Beni dinlemiyor kimse. Avukatımı çağırın. Avukatımı çağırın. Önce beni bir dinleyin. Buyurun beyefendi. Bakın şu dolaba. Gıda analiz uzmanıyım ben. Beyefendi benimle gelir misin? Sıkıyorum şu an, bekle. Beyefendi. Tamam, aldım ben. Bakacağım bir dakika, bir şey görür musunuz beyefendi? Şimdi arabada. Lütfen. Benim iş geldi. Benim kumpir sattığım arkadaşı ben. Buraya çağırdım. Şuna bak Şuna bak. Ben ona kumpir sattım. Sucuk mu sattım? Nerede o arkadaş? Kumpiri ben aldım. Evet, kumpiri ben aldım. Arkadayım ben. Kumpiri ben aldım.
Tamam. Kumpir kaçtı. Kumpirin içinde et var mıydı? Etin ne işi var Ben kumpir? sana ne dedim ama? Ben sana ne dedim? Her Olabilir. şeyden koy dedim. Olabilir. Sen küçük küçük böyle etlerden de attın. Onları ben salam diye yedim. Meğersem domuz etiymiş. Araçta onayladı. Bak şu anda etini analize gönderdik sen etini. Ya. Etin bozuk çıktı tamam. Bir araçtaki bilgisayarda bozuk çıktı. Domuz et olarak test edildi. Komiserim burası büfe ya, kasap değil. Vallahi bak bunun işte bir yanlışlık var. Seninki beyefendi. Şikayet etmişse. Beyefendi. Ya bırak ne büfesi ya. Domuz bağlasan durmaz burada. Domuz eti satmayı bırak. Hijyenden sınıfta domuz kaldı. Hijyenden. Kendimi öldürdüm. Beyefendi. Müslüman insanlar öldürmeyin. Bak bakkal al. Bakkal al getir. Ben halkı bak, zehirlemem. Ben halka böyle kötü bırak, şey yapamam. Bırak halkı zehirlemem. Bırak geçeceksin o işi. Ya arkadaşlar adam gözümüzün önünde öldü ya. Yemek yiyen oldum. Kötü çok bastı. Geçen gün buraya domuz da getirmişti. Domuz bağlamıştı. Kan kustu adam. Domuz da getirdi. Beyler bak tamam. Burada yemek yiyen oldu mu? Yemek yiyenler lütfen. Ben de şikayetçi. Ben yemek yedim. Memur bey ben yemek yedim ya. Ben kendimi kötü hissediyorum. Başım dönüyor. Şöyle biraz oturayım. Emniyet amca. Emniyet amca. Hemen hastaneye görürüz. Zaten buraya bir ambulans gönderelim. Tedavi olur. Emniyet amca. Yavaş yavaş gideyim o zaman ya. Efendim. Emniyet amirim. Bu arkadaş sakat hatta satıyor amirim. Sakat hatta satıyor. Hep yalan söylüyor ya. Hep yalan söylüyor. Bak siz geldi nasıl ağız değiştirdi. 2 dakika önce var ya. Neler neler satıyordu. Oo. Buluruz abi falan. Hallederiz abi. Beyefendi isminizi öğrenebilir miyim? Benim ismim Tayyar Çiko. Timur Blank Bey. Emin oldum ben de Nuri. Dur şikayetçiyi de alalım Emin. Memnun oldum. Sizi merkeze almak zorundayız hani bir şikayetimizi. Tabi tabi gidelim olur, gidelim olur. Memur Bey. Bokunu yiyin bokunu. Buyurun gelin bakayım. Komiser Bey. Başka. Ben de şikayetçi. Başka şikayeti olan varsa lütfen araca gel. Tamam, gel abi. Bak hala konuşuyor patateslerin diyor. Hala ben demiştim ama binemiyorum. Ne yapacağım? Hala patateslerim diyor bak bir de. Arkadaşlar diğerleri arkadaki araçta gelebilir mi? Gelin, gelin, gelin takip edelim gelin. Müslüman uyuma. Müslüman. Şu an araçta kim var? Şu an araçta kimler var? Ben varım. Ben varım. Marketçiyle Tayyar Çıkarcı'ndaki diğer şikayetçi olan arkadaşım. Rica ediyorum evet, arkadaki araçta gelir misiniz? Amirimiz hani oturacak da. Yönet beyefendi benim aracım tamam. Var. Bunu binebilirsiniz. Sport hemde. Gidiyoruz arkadaşlar. Aman gibi beline gitaret. Domuz eti satıyor. Murat. Aynen 100 bin dolar başlangıç 150 olacakmış arkadaşlar. Bu arada bilginiz olsun. Ben anlamadım ki lan ya. Ayıp be. Senden bütün artmış geldi. Avukatım nerede? Domuz avukatım istiyor ya. Müslüman. Yalan. Uyuma. Yalan. Paralama bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sessizlik lütfen. Burada... Sessizlik. İlk önce ben konuşacağım. Beyler bakın şikayeti lütfen. Olmayan çıksın rica ediyorum. Oğlum senin konuşmak istiyorum. Müslüman. Hiç söz hakkı vermedin şimdi ya. Gel be gel. Komiserim tamamen karalama kampanyası orada bir rant kardeşim veriyor. Nasıl karalama kampanyası ya? Ben o büfeye 500 milyar ya. Para bağladım. Beni karalayarak büfeyi alıp orada işletmek isteyen arkadaşlar var.
Şimdi ya, güzel kardeşim bak. Tam kapının dibinde, tam kapının dibinde arkadaşın peki öldü. Yani hayatını kaybetti. Senin sattığın yiyecekten yani. Komiserim, o benden kaynaklanmıyor. Bakın ben orada yıllardır orayı işletiyorum. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Bak Ramvey kardeşimiz arkanızda. Benden devamlı alışveriş yapar. Hemen evi benim arkamda. Şimdiye kadar öyle bir şey görmüş mü? Tamamen bu sütaş. Sütaş nereden çıktı? Tamamen bu sultan sucuklarının sütüdür. Onlar sattı. Ya kardeşim tamam öyle de bak. Adam diyorsun ki evin altında. Sen o adama öyle malı satmamışsın. Yeni gelen müşteriye satıyorsun çakma malları. Sonra millet zehirleniyor. Adamı otopsiye yolladık. Hayır komiser. Öldük sonra. Ben kimse ayırt bak, etmem. Benim müşterim, müşterimdir benim için. Ya adamı otopsiye yolladık. Bakın. Senin aldığın etler açlaştı yani. Nasıl açıklayacaksın bunu? Valla memur beyler durum ortada. Yani biz şikayetçiyiz bu adamdan. Lütfen. Yani siz de gördünüz. Bir tane arkadaş da şehit oldu. Ben bunu analiz eden arkadaşların buraya gelmesini istiyorum. O doktor... Gel içeride gözüküyor bir iki tarafa. Getirin arkadaşı. Doktorlar gelsin diye. O doktor arkadaşlar gelsin. Bak gel ben. Ambulans gel. Sen polisi aracını çalmaya utanmıyor musun? Murat gel ben lan. Abi bu uzun badenden satamıyorum. Arabayı bildim. Kusura bakmayın. Hep işime engel. Bak gel baden satamıyorum. Aracı benim diyorsun. Aracı geri. Amirim badem yer misin? Amirim. Konserim dinler misin? Amirim. Yürüyoruz. Badem var badem yer misin? Burak bakkal, yanına gel. Burak bakkal. Arkadaşlar, diğerleri bir gelmez. Falan yok. Araçtaymışım. Emniyet amirim. Amirim, beyler, badem, badem. Buyurun. Amirim, badem. Amirim. Abi, badem, badem diye. Şikayetçi var. Amirim, badem var. Tayyar Bey, Tayyar Çiko Bey. Buyurun. Tuvalet var mı? Rica ediyorum, size gelemezsiniz. Bir dakika, beyefendi, bir dakika. Buyurun. Olay da şimdi, Tayyar Çiko Bey, lütfen gelin. Badem, badem, yer misin badem? Gelin, böyle böyle. Gelin. Tamam. Benim çok işim var ya. Siz bir dakika beyefendi. Siz dışarı mısınız? Bir şey söylemişsin. Böyle düz katta kardeşim. Doktorları buraya istiyorum. Rica ediyorum dışarı çıkar mısınız? Bakın uyarmayacağım bak bir daha. Girmeyin ya şuraya. Arkadaşlar. Aşağıya atlarım. Aşağıya atlarım bırakın onu. Tamam gelin siz de. Komiser lütfen. Bademci. Emniyet amirim. Tayyar Çiko Bey siz de böyle oluyor. Böyle bak, şimdi giriş yapıyorum. Gel yanıma gel. Sisteme giriş yapıyorum tamam mı? Bak giriyorum bekle. Aynen her şeyin kaydı var ya. Uzaklaş istiyorum. Uzaklaş istiyorum. Gelin beyefendi. El şikayet intihar ediyor. Bak dostum bak iyi izle. Monitöre bak monitöre. Oku bak oku. Görüyor musun? Bak. Komiserim bunlar bana ait değil. Bu mallar bana ait değil. Nasıl ait değil kardeşim? Araya bak yeni bugün ölen adamı kimliği çıktı üstünde. Komiserim, ölen adamın arkadaş yukarı. Benim orada sattığım sosislerin markası bunlar değil ki ya. Bunlar ne bunlar? Bunlar Gimak'tan alınmış senin... merdiven altı bunlar ya. Bunlar bana ait değil. Uzaklaş lütfen uzaklaş. Bak bakkal merdiven altı dediğin ürünler senin dolabından çıkan ürünler yani. Kendi kendine komiserim, ihbar ediyorsun şu an. Dediğim gibi evet. Burada bir karalama kampanyası var. Birileri koymuş olabilir oraya. Yani domuzu kim koydu? Domuzu da besliyormuşsun orada. Benim üzerime oynanan bir oyun bu. Sahte. Bunlara inanmayın. Kanıtla bitti lan. Kanıtla hadi. Komiserim o doktorlar buraya gelsin bir zahmet ya. Benim kardeşim intihar ediyor. Arkadaş intihar ediyor. Ben ilgileniyorum. Komiserim bakın bu görüntülerdeki o iki arkadaş mağazaya gizlice girmiş olabilir. Ey. Adamlar kamyonla gelip malı indiriyor. Komiserim. Tamam kabul. Ama içindeki malı ben görmüyorum şu an bakın. Komiserim adam intihar ediyor diyorum. Ya, siz tamam, ne yapıyorsunuz? Tamam ben de diyorum ki sana çağır avukatını bize versin belgelerini. Yoksa zaten suçlusun yani. Zaten suçlusun da direniyorsun yani, işte. Dibimizde adam Eren şehit düştü ya. Abi adam benim önümde öldü ya beyefendi. Nasıl daha düştün bana benim diye. Ya vallahi bak midem bulandı. Midem bulandı. Komiserim. Tansiyonum düştü ya. Sonucu gelsin belki kalbinden öldü adam. Ya girdin ya abi önünde açtım be. Belki kalp krizinden öldü ne bileyim ben o doktorlar da gelsin. Ya otopsi ya önünde, yapan da gelsin. Bilgisayar da yazıyor işte görmüyor musun? Ne bak, oldu? Tamam ben bu öyle ne olmuş lan bayram? Ne yazıyor? Ne yazıyor? Ben sana okuyayım mı ne yazdığını? Ben okuyayım mı?
Bak diyor ki saat diyor akşam 6 sularında yapılan otopsiye göre diyor Eren adlı şahıs yediği etlerden dolayı zehirlenip mide fethi geçirip kan kusarak ölmüştür diyor kapının önünde. Bak yanındaki vay 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 vay. Komiserim bunları kabullenmem mümkün değil. Mümkün değil bunları kabullenmem. En sonunda senden alışveriş ben yapmış öyle diyorsun. Ben kabullenmem yani. Domuz besliyorum şunu. Ne yapacaksın ki? Ya ben Eren avukatını tutuklamayın. Ben domuz ben Müslüman biri olarak domuz yemeye karşıyım yani. Ama maalesef bu adam yani bize et muhabbetine evet. Domuz karıştırdı. Domuz yedirdi yazılı yani. Yazılı beyannamesi istiyorum. Böyle olmaz bu. Allah günahlarımızı affetsin ya. Resmi belge istiyorum. Adam yani, ki onların tüm Müslümanlar yazılı beyannameyi göreceğim. Suçlamaları yazılı olarak. Allah suçlamaları yazılı olarak da yani daha demin okudu arkadaş işte adamın hayır, midesinden neler kardeşim, çıktığını. Sen önündeki belgeyi okumuyorsun ya. Önündeki belgeyi okuyamıyorsun. Yazılı olarak belge istiyorsun. Nasıl okuyacaksın onu? Yanlış mıyım beyefendi? Buradaki belgeyi okudum. Kesinlikle doğru yani. Yazılı olarak beyanlayamazsın. Yani Allah'tan müdahale ettiniz de o arada ben oturdum böyle bir kustum falan. O yediğimiz kumpiri çıkarttık da yani. Şu anda sen dolabını inceledin. Komiserim. Şu an psikolojik baskı altındayım. Vallahi intihar ederim bak. Çok üstüme geliyor. Baskısı yok bunun baskıyla ne alakası? Arkadaşım dolabından ya. Domuz eti çıkıyor. Dolabında bir sürü mikrop var. Ya yerde duruyordu sen dedin alalım diye hatta. Hiç hijyenik değil yani. O doktorlar neden gelmiyor buraya inceleme yapanlar? Belki onlar ya, gizlice yaptılar bunları. Belki tamamen Red Bull. Senin doktor nereden tanıtsan doktorun ne düşmanlığı olsun da sana yalan işçi yapsın ya. Dilekçi yazsın. İşte bir yani. Organize suç örgütü olabilir komiserim. Niye öyle diyorsunuz ya? Ora merkezde oraya almak isteyen... Bilmeden yersen günah değil yazıktır adam. Bilmeden yedik ama o adam biliyordu dostum. Kanıtın var mı yok mu? Kanıtın yok. Günah onun boynuna. Avukatın da gelmedi. Süren de doldu avukat süresi. Allah bu arkadaşın Allah günahlarını affetsin. Tren kumpirci. Tren kumpirci. Teşekkürler abi. Teşkin abi bağışıyla tren kumpirci dedi. Şimdi dostum isim neydi pardon? Benim isim Ottoman. Ottoman. Yani bak. Orhan. Orhan dostum şimdi bu yaptığın hiç hoş değil. Bak biliyorsan itiraf et. Yani kanun karşısında kaçamazsın. Bu bir. İkincisi ya bak, ben hala, yani hala çok niye ben böyle kumpir içerisine böyle biraz domuz eti karıştırıp da size. İnsanlara yediriyorsun? Niye böyle işlere girişiyorsun? Ya yani günahtır, yazıktır yani. Komiserim bak para kazanacağım diye. Abicim, komiserim abicim, diye lütfen beni dinleyin. Şu kadar insan üstünde bak, şu kadar insan. Hepiniz benim üstüme geliyorsunuz. %10 kıyma. Allah, domuz eti et yedirdiysen de ben şimdi kıyma. İyi ki yapmışım diyeceğim biraz sonra. Ama lütfen ben öyle bir şey yapmadım. Bu tamamen komplo, orası merkezi bir yer. Ve bu orayı birileri kendi üzerine almak istiyor Orhan olabilir. Kardeşim. Yani ayıptır, günahdır. Merkezi yer diye öyle bir şey yapılmayacak mı şimdi? Yani ona güvenerek mi sen şey yaptın? Merkezidir, burada bir şey olmaz diye bir şey yapıyorsun yani. Yani bak, de ki orayı birilerinin üzerine almak istiyor. Saniye. Benden alıp kendi işletmek istiyor. Çünkü oranın geliri çok güzel. Çok güzel para getiriyor. Birileri bunu bana komplo düzenleyerek yapmış olabilir yani. Şimdi Kavala'daki polis teşkilatı onu tekrar ayrı bir şekilde araştırır da yani senin şu an burada yapmış olduğun kişilere et satıp bu kapsamda adamların ölümüne sebep olmak. Ben de hatta zehirlendim. Allah'tan arkadaş yetişti de kustuk bir şeyler yaptık da yani, yani kurtulduk. Hayır. Pardon çok söylüyorum affedersin. Hepinizin sen tahlilleri bakmıyor musun? Doktor bir getirsin. Sattığın ete bakmıyor musun? Ya sen her şeyi boş ver. Şimdi ben öyle utandım. Öyle utandım ki yani
psikolojik olarak gidip şuradan atlayacağım denize, bir yere atlayacağım. Çok utanıyorum. Mesela yani atlamak değil, açığa çıkmaz sandın değil mi yaptığın şey? Açığa çıkmaz sandın yaptığın şey. Yani yakalanmam sandın. Daha çok para kazanayım dedin. Bu oyunun nasıl bir şey anlatır mısın biraz demiş. Dostum bu oyunda roleplay esastır. Rol yapmak esastır. Sivil olarak rol de yapabilirsin. Bak şu sol taraftaki polis, polis olarak rol yapabilirsin. Ya da işte rebel olarak rol yaparsın. Terörist olarak. Gidersin adamları soyarsın falan. Banka soyarsın. Eren buraya gel Eren. Ya da medik olarak rol yaparsın, doktor olarak. Ya da insanları iyileştirirsin. Gözümüzün önünde sattın adam öldü ya. Daha biliyorsun ki komplo kuruyorlar. Kuruyor onu da söylemiyorsun. Adam altın vuruş yaptı, altın vuruş. Altın vuruş yaptı adam yani adam direkt öldü ya. Kimin yaptığını bilsem vallahi var ya. Şu an çok mahcup oldum. Valla böyle rezil olacağımı bilseydim. Şimdi ben emniyet amiri Volkan Bey. Şimdi demek istediğim şey şu. Sonuçta elimizde laptoptan da gösterdik. Kanıtlar var. Ben de şahitim. Yani sonuçta iki tane yeter, kanıt var. Yeter ya. Gideceğim ben. Bunaldım. Yani bu kapsamda gideceğim, bu arkadaş yalan söylüyorsa zaten kanun karşısında şeyler ortaya çıkar. Gerçekler ortaya çıkar. Ama bu adam bence yalan söylüyor. Allah'tan son anda geldiniz de kurtuldum. Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı rapor var şu anda. Etlerde, deli tahlillerde hepsi isteğin var sizde. Ya sen isteğin olamaz. Bir sigara içebilir miyim? Bir sigara içebilir miyim? Nuri komiserim sigara mı içiyor mu ya? Nuri komiserim kelepçeler... Komiserim bir sigara içeyim, çok kullandım. Görüşürüz Muhammed. Beyler size kolay gelsin, ben kaçar iyi yayınlar Tayyacık. Eyvallah, sağ olasın. Çağdaş abi şu zenci ne ayak ya, ona sorsan efendim. Yok mu zence şeylere yardım ediyor arkadaşlar. Yok bunun, yok ortalık. Şoför. Nuri komiser şuradaki ya bu şey kayıtlara bakıyor. Bakanlığın gönderdiği evraklar merhaba. Muhittin. Kontrasını hazırla. Muhittin. Araca bindir. Uzaylılar tarafından kaçırıldı. Aynen. Nöbetçi mahkemesi sekret, bakalım hakim bey ne diyecek. Komiserim yapmayın. Ekmek teknemle oynamayın komiserim. Bırak bunları. Onu bozuk etler satmadan düşünecekti. Domuz eti satmadan düşünecekti onu yani. Teşekkür ederim. Ne demek? Teşekkür ederim. Böyle duyarlı vatandaşlara ihtiyacımız var bizim. Vallahi keşke erkenden yapsaydım. Bir tane arkadaş hakkı rahmetine kavuştu. Ama yani elimden geldiğince erken mesaj attım. Beni içeri girdiğinde etleri kaldırmaya çalışıyor. Ben izninizle ben gidiyorum. Memur bey kolay gelsin. Sağ olasın. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin arkadaşlar. Duyarlı vatandaş olsun. Teşekkür ederiz. Oha o neydi lan öyle? Kaç kez geçirmişim ben. Allah'tan. Aha abi havaya uçtular. Donla geziyor aynen. General Moon oha adam evi havaya uçurdu. Oo olaya bak ya. Ya bu adam kaçak maytap yapıyordu. Vay. Evde kaçak maytap yapıyordu vay, biliyorum vay, ben bunu. Kaçak maytap yaptığı vay, için vay, adamı adam sonunda binayı havaya uçurdu. Ya bu adam psikopat ya. Yaklaşma yaklaşma. Bak o da gitti ya. Abi. Amire şimdi... İyiyim Allah'a şükür de şu arkadaş ateşe çok yaklaştı. Dumandan zehirlendi. Gitmeyin! Giden ölüyor bırakın. Ne oluyor orada ya? Beyefendi yaklaşmayın yaklaşmayın ateşe. Ölmeyin sakın aman. Dumandan arkadaşlar bayağı bir şey oldular.
Önden siz buyurun. Beyefendi iyi misiniz? Muhittin! Muhittin öldün mü lan? Ver oğlum müziği! Muhittin! Bu olmayacak ya. Polisi çıkarmak lazım. Ah siktir, Muhittin'i kaybettik. Saygı duruşu. İyi bir arkadaştı. Bunlar da domuz eti yemiş olmasın? Yok ya, bu arkadaş inceleme için gelmişti ya. Yazık ya, yazık. Ailesi varmış adamın, baksana. Hop, ne yapıyorsun ya? Bunları... Ayıp, Allah ayıp. Bunları polis merkezine götüreceğim. Yakınlarına teslim hiç etsinler. Hiç şüphem yok. Dayak buldun kaç, yemek buldun ye arkadaş. Ailesi varmış adam. Neyse beyefendi, kolay gelsin. Ben şu polis merkezine bir gideyim de şunları teslim edeyim. Tabi beyefendi, iyi günler. Bayerboy, aleykümselam, hoş geldin dostum. İlk yardımı buradan alıyorsun da şuradan parayı yatırıyoruz galiba. Aynen. 251 520. Buyurun beyefendi. Kime bakmışsınız? Memur bey, ileride illegal bir şekilde patlayıcı üreten bir ev varmış. Orada da büyük bir patlama oldu. Yasal şartlarda üretmiyormuş. Adam yani merdiven altı tarzında bir şekilde üretiyormuş patlayıcıları. Adam eviyle birlikte havaya uçtu. Yardımcı olmaya çalışanlar oldu. Onlar da dumandan etkilendiler. Şu anda hemen merkezin dışarısında çıkıştalar. Hemen isterseniz sizi götürebilirim. Şu anda delil buldunuz mu orada? Herhangi bir delil gördünüz mü? Valla ateş çok ulaşamadım da şimdi sönmüş olabilir. İtfaiye geldi falan. Tamam o Onur Erdem, tamam dostum. Hangi sokakta beyefendi, biliyor musunuz? Dada Server. Hemen şu çıkışta sol tarafta memur bey. Hadi gidelim oraya o zaman. Şey olacak, param bile yok. Kuyruğumu çocuğuma ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım ben şimdi? Burasıydı memur bey. Burada kaçak patlayıcı üretimi vardı. Adamlar sonunda havaya uçtular. Derinlere dokunmayın, derinlere dokunmayın. Uzaklaş. Uzaklaş. Hemen derinleri al, kriminale gönderelim. Memur bey, görüyor musunuz? Bakın boru tipi bomba, bakın görüyor musunuz boru tipi? Hani bunu kriminale gönderelim hemen. Arkadaşlar lütfen dokunmayın. Alıyorum ben bunları amirim. Emniyet amirim, o arkadaş burada. Aldım arkadaş bunu, burada. Bunu alıyorum. Burada. Cımbız dal, komiser cımbız dal, elini değdirmez. Aldım. Server'ın adı Dada arkadaşlar, aynen. Buradalar, bakın buradalar. Muhittin! Oğlum Sağlık Bakanı'na ne oldu ya? Sağlık Bakanı'na kontrol düzenlemişler. Ya adamı yakaladı. Kaldır. Memur bey, burada acayip derecede büyük bir ateş vardı. Dedim ki çok yaklaşmayın dedim, zehirlenirsiniz dedim dumandan. Çok veriyor. Hadi. İyi misiniz? Maalesef zehirlendiler. Hayır kardeşim. Hayır kardeşim. Evet. Kriminale göndereceğiz inşallah. Hamdolsun ya, iyiyim şu an. Beyefendi size de çok veriyorum. Aman yiyorum. Ben sosisleri... Yanlışlıkla koydum ya. Beni de kandırmışlar. Muhittin. Öğrendik bunu. Sana komplo mu denediler? Ne yaptılar Muhittin? Muhittin Sağlık Bakanıymış bu arada. Donla dolaşıyor. Zenci olunca tabi arkadaşlar, yani adam malı mülkü ortada. Eren Bey'le Bey'le gelir misiniz? Eren Bey'le gelir misiniz? Eren Bey'le gelir misiniz? Bu arkadaşa ne oldu? Niye bayıldın bu? Ya
Doktor çağıralım buna. Bu arkadaş. Şimdi memur bey içeride çocuk sesi duydu bu. Tamam mı? Dedi ki içeride galiba çocuk var dedi. Kurtarmam lazım dedi. Dedim ki dur dedim çok duman var dedim. Boğulursun dedim. Bu canını hemen hiçe sayarak atladı zıpladı ondan sonra böyle oldu. Çıkamadı içeriden. Nuri komiserim nabza bak, vay. Nabza bak, nabza atıyor mu Nuri komiserim? Nabzına bak. Bak. Nabzına bak. Vay amirim. Onur Erdem yayını kapamadan konuşuruz dostum. Destek olmak istiyorum musun kanala? Tamamdır. Veriyorum buna şoku. Şok ver. Komiser bir şok ver, şok ver. Nabız var mı? Komiser nabız var mı? Ey havaya uçtu. Ben bori tipi bomba dedim orada köşede. Su şişesini bomba dedin. Kalp masajı yap. Onları aldı. Boynu kırılmış. Amirim ölmüş mü ölmüş? Allah kahretsin. Allah rahmet eylesin. Arkadaş cesurca girdi ama bir maalesef. Fatiha. Arkadaşlar bir Fatiha. Bir yan yana gelin bir Fatiha şöyle kubbeye doğru. Merkezi. Merkezde yapacağız merkezde. Aynen. O ne lan? Adlı şahsın ruhuna bir Fatiha arkadaşlar hep beraber. Adam uçuyor. Fatiha. Kaan için saygı duruşu ha. Ver oğlum bizi. Amin. Arkadaşlar bu arkadaş cesurca. Allah korusun. Teşekkürler arkadaşlar takip için. Hayatını kurtarmak için kendi hayatını riske atmış. Bizim gözümüzde bu arkadaşımız da şehittir. Masum evet. İnsanı kurtarmaya çalışmış. Aynen. Bir önerim var memur bey. Bu Kavala merkezde bir tane büst var ya heykel. O heykelin yerine bu arkadaşın ismi ismi yazılarak bu arkadaşı anmak isteriz yani. İnşallah onu belediye başkanına konuşsam ben inşallah öyle bir şey yaptırırlar. Onlar da belediye başkanı da izin verir bu duruma. İnşallah gerçekten inşallah. Yani olacak. Genç adamdı ya. Çok cesurca atladı ya. Ben dedi onu kurtaracağım dedi. Zıpladı bir anda ama maalesef çok duman vardı yani. Kurtulamadı. Yani şu anda o kadar vatandaşımız var. Yani bu tür girişimde bulunmuyor. Kendi hayatını riske atıp da yani bir masum insanın hayatını kurtarmak için çalışmıyor. Gerçekten saygı duyulacak bir insan. Yani inşallah faşik polis. Faşik polis. o zaman tamamdır memur bey. Yani yapılacak şey o zaman tamam. Hastaneye kaldırılması bu arkadaşın cesedinin morga. Ben de yavaş kaçayım. Cenaze aracı geliyor arkadaşlar. Sağ olasın. Cenaze aracı geliyor şu anda yolda. Kolay gelsin. Sağ olasın. Muhittin sen iyisin değil mi? Sağlık durumun iyi. Kolay gelsin. Allah'a şükür. Bu arada 250k'yı cukka ettik. O da gelen arkadaşa veririm ya. Diğer iki kişi öldü. Bir Muhittin öldü, bir şey öldü. Kaan öldü. Kaan'ın mı Muhittin'in mi bilmiyorum. Kimin o para? Parayı da veririm yani. Bu server 10 numara. Timur Lenk de diyor ki polisin yargısından bıktıysan artık bir demokrasi istiyorsan Kavala merkeze gel. Olabilir isyan mı çıkartacak lan bu? Selam kardeş. Aleyküm selam. Ve aleyküm selam. Sen beni şikayet ettin Tayyar. Sen beni şikayet ettin. Sen de beni zehirledin. Oradaki bütün mallarım gitti. Bütün her şeyimi yağmalamışlar. Hiçbir şeyim kalmamış. Şimdi o yağmalama olayını ben bilmem. Sağlık Bakanlığı'ndan adamlar geldi. Bütün mallarını aldı götürdü incelemeye. O yağmalama değil. Neyse beyler ben de yavaş yavaş kapatayım. Neyse beyler ben de hanım arıyor devamlı.
nerede de kaldın diye yavaş yavaş eve geçeyim. Hayırlı akşamlar, görüşürüz. Hayırlı akşamlar, görüşürüz. Tayyar Bey, Tayyar Bey. Buyurun. Polisin iktidarından sıkılmadınız mı? Sıkıldım tabii ki. Sıkılmaz mıyım? İsyanım var. Bağırasım var. Protesto yapıyoruz burada. Gelin katılın. Yapacağız. Başlayacak birazdan. O zaman dur. Şu hanımı arayayım da. Geldi. 10 dakika gecikeceğim. Arayın. Tayyar Bey. Ne özel bir şey konuşmam gerekiyor bakın. Elinde güzel bir mal var. Polis yoktu mu etraf? Yok. Nasıl bir mal yani? Sağlam. MX otomatik. Siz bilirsiniz. Kardeşim. Yoluna. Şöyle bir gel bak. Dinleme kardeşim. Hadi. Şimdi kardeş kaçtan bırakacaksın bana? Kaç tane mermisi var? Dürbünü var mı? Dürbünün ismi ne? Şimdi bak. Kardeşim uzaklaşır mısın? İş konuşuyoruz burada. Kardeşim polise uzaklaş. Haber verdim. Polise haber verdim. Aha. Açığa çıktık. Versen ne olacak ki? Bir şey olmaz. Rahat ol. Başka yer bulalım konuşacak. Gel burası iyi. Kardeşim işin yok mu ya? Bak hemen söylüyorum. Sağlam. Tertemiz. MX. Kaça bırakıyorsun? Kaça. Her türlü. Bak normal herkese 75'ten satarım. Sana 55'ten bırakacağım. Kaç tane mermisi var? Şarjör. Sen rahat ol, halledeceğiz onu. Halledeceğiz. Yeteri kadar var. 55 mi? Düz hesap 50 olsun ya. Beni 5'lerle 10'larla uğraştırma. Tamam hadi 50 olsun. Sana 50 hadi. Tamamdır, şu ATM'den parayı çekeyim geliyorum. Sonra para vermeyeceğim. Yakışıyor mu lan? Yakışıyor mu? Hep devamlı şeyi satacak halimiz yok arkadaşlar. Bir kere de alalım yani, değil mi? 50 bin doları çek. Hadi şerefsiz. Buyurun polise gidelim. Beyefendi. Gelin beyefendi, bir tur yapalım sizle. Oğlum plakanı aldım lan. Plakanı aldım lan. Ha siktir, ben de gece görüşüyorum. Bir hafta etme buna, bunu iş yapacağız şurada. Abi bu bizi şimdi dışarıya çıkarttı, patates edecek. Parayı da peşin verdik. Keşke yarısını verseydim o. Hazır mısınız beyefendi malı görme? Evet. Memnun kalacaksınız. Oo, şu makineye bak abi. On numara 5 yıldız. Bakın bu da benden size hediye. Of. Süper. Bunlar da anlaşmamızdaki gibi mermileri. Oo, namluya sürdüm mermiyi abi. 10 numara bir silah. Eyvallah.
Vallahi dostum. İhtiyacınız varsa siz beni bulun beyefendi. Tamamdır dostum. Gelin bırakayım merkeze isterseniz. Bir dakika o zaman. Patos, adamın soy silah eline geçmişe. Yalnız arkadaşlar şey... şikayet dedi. Siz de arayacaklardır. Dikkatli ol. Aynen. Olabilir aynen. Hayda. Aç kaç 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 kaç. Aç kaç sola dön sola dön sola. Nereden sola dön kaç 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 kaç. Arkamızdalar geliyorlar. Silahın var mı kardeş yanında? Yok kardeşim mi bu? Tamam ben silah çekiyorum çantadan. 40 yıldır iş yapıyorum. 40 yıldır iş yapıyorum. Bir kere polis takmadım peşim. Şu arka taraftan, arka tarafta dur da pozisyon alalım. Aynen şu sağda dur. Burada duruyorum beyefendi. Dur dur dur. Aç kapıları. Polis! Uzaklaş polis! Yaklaşma polis! Vallahi kaçırdım polisleri. Helal. Daha kalabalık gelecekler bak söyleyeyim sana. Kaçalım kaçalım. Bas gaza kardeş. Dikkat et yollardan gitme. Yollara çivi falan atmışlar bunlar şimdi. Allah helal olsun nasıl korkuttun polisleri. Çıkarttım emaneti. Gösterdim hemen. Arkasına bakmadan kaçtı. Sireni açmayı dahi unuttu yani o derece. Gitti ta ileride açtı sireni. Toz oldu resmen ya ışınlandı abi. Nasıl bir korkuysa. Vallahi bilmiyorum artık. Namluya sürdüm mermiyi hani sen attın ya yere mermileri. Bir sürmüşüm mermiyi zaten. Aynen. Direkt ateşi hazırdı yani. Neyse benim ev de zaten şurada ileride biraz. Orada ben şey yapayım bırakırsın beni. Buradan da zaten. Kendi yoluna tamam gidersin. Tamam beyefendi tamam. Tamam beyefendi. İlerideki... Anlaşmamızdan memnunsunuzdur inşallah. Tabii canım yani makine 10 numara. Baksana polislerin korkmasından gitmesinden belli. Şu ilerideki soldaki ev benim dostum. Yok burası burada mi? Değil yok ileride ileride. Bu değil, şu ilerideki, aynen bu soldaki. Bu değil mi? O beyefendi eviniz de iyiymiş. Eyvallah, sağ ol. Ben ineyim burada. Beyefendi. Hayırlı akşamlar. Aynen, telefon numaram var bende. Ben seni ararım. Hadi kolay gelsin.
oluyor lan? Aa, polis geldi abi. Polis beni arıyor abi. Gelsinler, gelsinler. Ya kardeşim akşam akşam uyuyor, uyutmuyorsunuz ya. Oğlum burada alırız biliyorum. Ya kardeşim hanım dırdır edip kalır, duruyor. Kalır elleri kalır. Kalır kalır kalır. Ya tamam ya yattım yere ya ne yapıyorsunuz ya? Elleri kalır. Vallahi hanım yukarıda kızıyor devam diyor bu ses nedir böyle diyor. Kontrol. Bütün bu kontrol teröristler buraya girdiğini gördük. Öyle miymiş? Endişelenmeyin bekleyin. Öyleymiş. Komiserim arkadaş uzun ara. Bir kontrol etmek için şu önce. Bismillahirrahmanirrahim. Beyefendi çantanıza bakabilir miyiz? Çantama mı? Niye evet. Bakmak istiyorsunuz beyefendi şimdi? Akşam akşam yani oluyor mu böyle? Yukarıda hanım bekliyor ya. Yani. Malum güvenemiyorum da. Beyefendi zorluk çıkartma. Şimdi memur bey anlarsınız ya. İşte hanım da yukarıda bekliyor yani. Anladınız siz onu. Yani yapacak bir şeyimiz yok yani. İçeride ne çantanız içinde ne yok ne gittiğini bilmiyorum. Ya laptop var laptop ondan aramada öyle çıkmıştır. Yani laptopla geldim daha yeni arama işten geldim. Arama izni var beyefendi lütfen zorluk çıkarmayın. Beyefendi arama izni var lütfen şey yapmayın çantanızı yere bırakın. Zorluk çıkartmayın. Nasıl bırakacağım lan ya? Lütfen çantanızı yere bırakır mısın? Asiktir silah var yerde hadi. Bakalım ne varmış. Bunlar ne bunlar ha? Ne bunlar? Onlar valla çantalar karışmış. Ben de aa. Valla diyemezsin sen. Hep bir şeyler karışır zaten. Hep bir şeyler karışır. O yanındaki arkadaş vardı. Yanındaki arkadaşın nerede? İkisi daha vardı burada. Şahsın üzerinde silah bulunur amirim. O taksiydi ya o taksiydi. Kırmızı hatchback sivildi taksi değildi. 34FG216. Yeni bizi oyalama bizi bak oyalama bizi çabuk. Vallahi arkadaşın o kaçak nereye, kaçak. Arkadaşın nereye gitti çabuk söyle. Kaçak taksicilik yapıyormuş. Bana öyle söyledi. Ben de dedim beni bırak da dedim. Sen de dedim yolunu bul ben de. Ben yeni havaalanından indim ya. Silah ondan mı aldı? Havaalanında demek ki çantalar karıştı memur bey. Ben bu çanta benim değil. Benim çantamda laptop vardı. Nasıl senin değil ya? O benim değil memur bey karışmış olabilir yani. Çantalar karışıyor. Karışır ya. Bak, olabilir. Bak, çantanın içine hiç mi bakmıyor? Çantanın içine bakmadım ki işte size ne diyorum. Bak hanım beni aradı çabuk bakayım, eve gel dedi. Dur bakayım dur çantanın içine dur çantaya bakacağım i̇çine ben bak, şimdi. Bak, bak. İçine bak, eve bak, gezer bak, yani. Bak herhangi bir şey var mı? Bekle bak bak çantanın. Kimliğimin bir herhangi bir ait bir şey var mı kendine? Gerek yok silahı da... Şeye göndeririz. Parmaklı var mı yok mu ona da bakarız. Bakalım. Tabi bakın. Balistik neyse artık yani ne yapıyorsanız da bilmiyorum ben. Amirim çantanın üzerinde ateşli çiko yazıyor. Ateşli çiko mu? Bismillahirrahmanirrahim. Ne yazıyor? Ateşli çiko yazıyor amirim.
Vay, demek lakabın ateşli senin öyle mi? He? Lakabı ateşli, lakabını da çözdük yani sen. Kodada ateşli Çiko. Bana mahallede seven ateşli Çiko derlerdi. Yani ben çok seven biriyim. Herkesi seviyorum o yüzden. Araca bin. Nuri komiser cep telefonunu ver arkadaşlar. Öbür arkadaşla itibata geçsin. Veya artık olsun, yerini söylesin. Bir araca. Telefonu veriyorum, bekleyin. Bak, nereye gidiyorsun? Atıyorum bak telefonunu. Al telefonunu. Bir yere attık ama yani, kusura bakma. Ateşli çıkıyor. Arkadaşım bak, bizde iş birliği yaparsan. Alee, madem duyuyor musun? Evet. Bak arkadaşını dinlendir, bize arkadaşını da almamız lazım. İş birliği için muhabbet eder senin. Valla o adam şu yöne doğru gitti memur bey. Ya senin de telefonu var işte arkadaşım, en son konuşma. Oyalama bizi. En son telefon görüşmesini onunla yapmış. Valla ben adamı havaalanında gördüğüm için yani tanımıyordum o adamı. Adam dedi ki abi seni götüreyim ben dedi. Zaten dedi burada dedi bekliyorum dedi, bu tarafa geçeceğim. Telefondan niye konuştun? Telefonla konuşmadım. Telefonu aldım ama telefon numarasını aradım bulamadım. Ben almamışım telefon numarasını. Normalde alırım. Şu anda en son görüşmeyi yapmışsın işte. En son görüşmeyi onunla yapmışsın. Kim ya? Beyefendi. Yavaş. Ne oluyor lan? Çüş. Ne yapıyorsunuz lan? Çüş. Beyefendi. Buradan uzaklaşın beyefendi. Uzaklaşın. Ateşli ya arkadaş, Çiko oyalama bizi abi araca, ya. Bin araca. Ulan şu polislerden bir kurtulamadık bir ya. Bir de öne biniyor ya. Bu ne yüz böyle, bu nedir bu öyle ya? Bir de öne biniyor ya. Allah'ım yarabbim ya. Şimdi maalesef memur bey, siz demediniz ki öne binme diye. Araca bin dediniz, ben de araca bindim. Neyse arkadaşım. Şey yap. Arkadaşını ara şu anda. Şüpheli aç burada. Aha. Aynen bu araçtı aynen. Burada olduğunuzu biliyoruz, teslim olun. Al bunu, al. aynen. Yani ben bu aracın bir ruhsatına bakayım. Kimin üstünde kayıtlı, ruhsatına bakalım ben bu aracımda. Lan ben bu karambolde kaçabilir miyim acaba? Asitir kapıyı kilitlemişler. Navay isimli bir şahıs. Komiser. Navay isimli bir şahıs var. Allah. Bilmişim. Beyler bakın eğer bu zorluk çıkarmayın. Teslim olun. Ateşli Çiko elimizde bak. Biz ateşli Çiko kaldı. Arkadaşın ismi Runavay mı? Öyleymiş evet. Ateşli Çiko, arkaya alalım sizi. Kardeş bir şey soracağım. Bize bu yetkiyi kim veriyor kardeş? Cumhurbaşkanımız veriyor. Ben daha yeni aldım bunu. Map ettiniz siz bunu. Ne olacak şimdi, kim ödeyecek bunun parasını? Ben... Yani adam haklı. Ya hiçbir şey yok arabada. Adam haklı şimdi, camı kırılmış. Gitti bunun ahası olacağımı. Çiko gir içeri Çiko. Araca bin, sen karışma, kendi canını bir kurtar, ondan sonra başkasına müdahale et. Ya beyefendi, arkadaşım, aracında neler var? Şey aracında neler var? Hiçbir şey yok. Yani, çizik bile yok. Neresinde var, bir şey göster bana. Camı gitti, camı, aha camı yok.
Öbür bak, öbür bak. Arkadaş diyor camı var ya. Aa camı gitti diyor. Camı var ya, nasıl yok camı? Aha orada cam işte. İşte sağ cam var, sol gitti. Ben hep böyle yarım açarım, yok işte soldaki. Camı yarım açarım. Tamam tamam, gel gel gel, gel. Hasarını karşılayacağım ben, gel. Çek yazacağım sonra, gel. Gel lanet. Sol cam yok. Arkadaş, gel, gel. Nereye gidiyorsun? Gel. Arkadaşını bulmadan seni bırakmayacağız. Biliyorsun değil mi? Arkadaşlarımızı bulman lazım. Bizi de oyalıyorsun, kendini de oyalıyorsun şu anda. Vallahi memur bey, arkadaş buralarda de bakın, arabası da burada. Buralarda bir yerlerdedir, bilmiyorum nerededir. Tamam. Adamı bir kere gördüm, ya görmez ara olaydım. Peki peki. Ya ara, ulaş, telefon numarası var sende, en son onda görüştük. Bak yardımcı ol bize. Sakime tekrar gereken konuşmayı yapar, cezanda indirim yapar bak şu anda. Ama bize yardım etmezsen, bütün suç şu anda senin üstünde kalıyor. Biliyorsun değil mi? Bütün suç şu anda senin üstünde kalacak. Yolda gelirken, kaçarken bir de sivil vatandaşı ezdiniz yolda. Hepsi senin üstünde kalacak bak. Yardımcı olun. Şimdi size. Ben daha demin beni bıraktığın yere gelsene diye mesaj çektim adama. Buraya gelecektir inşallah. Bakalım, bilmiyorum. Tamam. Bekleyelim biz de. Bu yoldan gelebilir yanlış. Şöyle arkaya çekelim. Sen sürekli irtibat halinde ol. Sürekli irtibata geç arkadaşınla. Onur Erdem, kaç abi kaç. Dostum, yani kaçmaya 10 kere kaçmıştım da, kaçma önemli değil. Önemli olan roleplay. Şu. Ben sana demedim mi arkaya geçti? Ya nereden geliyor burada artık ya? Yani bana arabaya geç denildi. Ben arabaya geçtim. Yani ne yapacağımı şaşırdım şimdi. Bir arabaya geç deniliyor, bir arabadan in deniliyor. Oyuncak olduk ya. Estağfurullah. Ya tamam, yani suçluyorsunuz da benim de haklarım var. İnsan haklarım var yani. Bu nedir ya? Ya neyin hakkı var ya? Neyin hakkı var? Yap bütün işleri, sonra insan hakkın var. Yani şahsen ben şu an ön tarafta olmaktan pek memnun değilim de yani. Şu sol tarafımdaki adam devamlı beni kesip duruyor. Evet evet. Bakışlarını görmüyorum değil. Bak bak, öbür tarafa döndü. Seninle konuşuyorum, direksiyondaki. Ben nasıl bakıyor? Beyefendi. İyi misiniz? Anlat canım, dinliyorum. Canımlı manımlı konuşma lan benimle. samimiyet nereden lan geldi? Ya. Ağzını hayır, burnunu dağıtırım senin. Çek lan o ellerini. Hakaretlere bak bak. Bak ya, nasıl bakıyor ya? Oğlum kaş göz yapma bana bak. Niye kafanı çevirin? Ama çevireceğim çünkü devamlı bana bakıyorsun, rahatsız ediyorsun beni. Abi de esniyor ya. Sen o kafandakileri bir çıkartsana. Sen zaten yani gördüğüm yani bütün malı mülkü ortaya çıkarmışsın. Bilmiyorum artık. Seni direkt yataktan alıp getirmişler galiba. Memur bey, ben bu direksiyondaki adamdan şikayetçiyim. Arkadaşım sen bırak şikayetini, arkadaşınla irtifata geçtin mi? Geçtim geçtim. Görmen lazım. Ama geri dönüş yapmadı bana, bilmiyorum. Ne demek? Güzel. En güzel arabayı alırsanız böyle olur. Ya şu anda 5 dakika daha bekleyeceğiz burada. Eğer gelmezse bütün suçların üstüne kalacak. Yani kendin bilirsin. Artık yardımcı olmadığın için aklımda ayrıca bir şey başlıyor. Mesaj atıyorum, daha nasıl yardımcı olayım memur bey? Yani. Senin o elin nerede ya? Senin kendi elin nerede? Kardeşim bana devamlı kaş çek atıp göz atıp oradan duruyorsun. Çek şu kafanı gözünü yani, Allah Allah. O elini çek oradan, elini çek. Elini çeksene oradan. El kolları gibi yapma. El kolları gibi bir şey yok ya. Üstsüzlüğüm bu kadar. Kardeşim. Uzaklaş. Git hadi git. Buyurun. Ne bağırıyorsun komiser ya? Devam et hadi devam et.
Vallaha da gitmem ha. Arkadaşlar ya çok komedi ya. Şu anda senin arkadaşın gelmeyecek ki biz burada ölüyorsun. Karakola gidelim. Parasını alalım arkadaş. Yolda giderken masum vatandaş ezdiler. Gidelim memur bey. Vatandaş ezdiler. Adam 60 yaşında. Emekli olmuş. Tam hayatını yaşayacak. Keyfini çıkartacak. O adam da ezdi öldürdünüz ya. Yazık değil mi arkadaş? Ya bu amirim 60 yaşına gelmiş. Ölmeyi unutmuş yani. Neyin hayatını yaşayacak? Ya adam emekli oldu, yıllardır çalışmış, tam emekli oldu, hayatına bakacak, eğlenmesine bakacak, adamı öldürdüler. Bak sen şu çikolayı yaptın. Bir de adam... lakabı da ateşli çiko, öyle mi? Vay be. Bak, ateşli mi? Öyle bir lakabı bak, tanımıyorum ben. Çiko çok seven o çiko diye. Ateşli. Bilmiyoruz valla, hani güvenemiyoruz da. Hani bize tayyar çiko diye tanıttınız kendinizi ama ateşli çiko yazıyor yani o chatten üzerinde. Bunu nasıl açıklayacaksınız? Vallahi bilmiyorum. Yalan iftira diyorum. Allah kuru iftiradan saklasın. Zaten her yakala, her sürücüsünde. Ben masumum. İftira atıyorum. Ha, vallahi yalan ya. Suçlu olmazsan arabada şu anda ne işin var? Vallahi memur bey şey, ben onu bunu bilmem. Yani hanım evde öyle bıraktım. Yani artık ben size bir şey demiyorum. Hanım yanmış tutuşmuş. Ayıptır söylemesi. Diyor ki tayyar neredesin, tayyar neredesin diyor. Ondan sonra ben havaalanına indim. Devamlı telefona bakıyorum. Diyor ki diyor 10 dakika içerisinde evde ol falan filan. Her şey hazır. Falan filan tamam dedim geliyorum dedim hanım dedim skuter dedim orada baktım bir tane araba adam dedi ki abi dedi gel seni götüreyim falan filan dedi o aceleyle çantayı aldığım gibi hemen sırtıma dedim kardeş dedim beni dedim acil dedim şu tarafta dedim evim dedim götür dedim tamam abi atarız dedi meğersem o da kaçak taksiymiş neyse o arada karambolde de sırt çantasını aldım sırtıma attım meğersem o sırt çantası da benim değilmiş başka birininmiş kardeşim elim ayağıma dolandı hanım arayınca bu abi ya. Adam ne yapıyor aga? Ya. Bu adam ne yapıyor? Rol dişi bu adam ne yapıyor? Gel sen gel buraya gel. Lan şaka mı bu ya? Kaç et kaç. Kaç. Şaka mı bu adam ya? Yakala 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 amirim amirim bahçede amirim. Kaçma, suçun daha fazla artacak. Kaçma. Adam çayır içmen koşuyor abi. Bu arada arkadaşlar takip etmediyseniz, takip ederseniz bana destek olursunuz. Silah çıkarttı, ateş ediyor. Tayyar. Evet. Rol dışı konuşuyorum ya bu. Evet. Bu adam nedir yani? Böyle adamlar var ya, bitiriyor. Ya, ne yapacaksın dostum yani? Her yerde oluyor. Her bir anlamı yok ki. Ne prim? Adam akıllı başka bir şey yaptı yani. Adam bazı bir şey. Aynen bir geldi bir gitti bir daha geldi bir daha gitti. 3 4. gelişi. Yetmiyor. Alper isyan başlatırım bırakın Çalış abiyi demiş. Ya 10 yaşındaki çocuk yapmıyor bu böyle bir şey ya. Ya işte yayındayız ya dostum. Arkadaş yayındaki olay isyan çıkarmak için belki yapıyor. Bilmiyorum yani. Oluyor ya. Karşılaşıyorum abi, bazen. İsyanın şeyi vardır yani. Ne denir? Rolü vardır yani. Şeyin bir rolü vardır yani. Böyle bir şey yok ki. Acelen vardı. Arkadan korna çalarsın. Yol istersin vesaire yani. Ne bileyim. Senin gibi aracın Allah belasını versin. Çıkıyor bak çıkıyor.
Evet, kaldık burada. Ne yapacağız? Valla memur bey, bu şekilde araba gider mi ki bilmiyorum. Ben indirmek lazım. İleri sürüş tekniklerim var. Sıkıntı yok. Güzel adam. Lisansım var. 6 sene MİT'te çalıştım. Enes, görüşürüz dostum. Bilgisayar yapılır yapılmaz ziyaret edeceğim server'ı. Eyvallah. Polis sizi 10 dakikadır 10 dakika tayarı bıraktınız. Olacaklardan bir sorumlu, siz sorumlusunuz. İsyan başlatırım, bırak Çağdaş abim demişti. Dada Alp. Adam ne yaptı öyle ya? Kanalın adı da artık Ateşli Çiko olur. Ateşli Çiko. Pardon, Tayyar Çiko. Evet, buyurun. Nasıl gidiyor korku? Vallahi hiç iyi gitmiyor. Aklım anımda. Yani şu an farklı fantaziler içerisindeyim. Ya. Düşünüyorum onu ama şimdi... Ne olacak şimdi, merkezde de onu da düşünüyorum. Şu solumdaki adam da devamlı beni kesip duruyor zaten. Merkezde daha farklı fanteziler olacak. Ondan emin ol. Hayda, şimdi yani akşam. Yani isminin hakkını vermen lazım. Ateşli Çiko. Toolkit bitmiş. Ya memur bey, sizde toolkit yok mudur? Yani bu... Öyle nasıl gidiyor ya? Jantları iyice yamulttunuz yani. Ya lanet orası. Yok işte. Gider gider bir şey olur. Onur Erdem. Ateşli Çık olur artık diye. Kanalları da diyor. Geçen opsiyonda da böyle patladı. Derler. Aynı şekilde daha Sofya'dan Kavala'ya böldü. Vallahi çok uzun sürecek gibime gözüküyor, bilmiyorum yani. Fairboy, o zenci halini tespit edemedim ne olduğunu dostum. Bu zenci polis mi, şoför mü, ben sağlık sorumlusu mu? Ben sana söyleyeyim. Orada bütün o uzun şeyleri alacağım ben sana. Bu çok fonksiyonlu bir adam bu. Bu her şey olabiliyor. Zenci olduğu için her şeye meyilli. Siz o diğer şahsa iletişim halinde misiniz? Valla diğer şahsa mesaj attım. Telefonunu çaldırdım, çağrı attım. Telefonlara cevap vermiyor. Bence yani bu adam telefonu attı. Onu şöyle yapalım mı? Bence gidince telefon... Ne yapalım onu, GPS'e? Hatuna giderken zenciye yar olmak. Aynen. Efendim? Bir daha söyler misiniz? Diyorum ki telefon numarası var elinde mevcut. Evet evet var. Telefon numarası var. Verebilirim i̇şte ben size. Onu alalım. Merkebi takip alalım ve uydudan. Olur olur. O yani takip cihazlarınız varsa takip edin. Adamın yerini bulun, suçüstü yakalayın yani. Cumhurbaşkanı kendisi bütün yapımları emniyete ve şey yaptığı için bayağı ekipmanımız ileri seviyede. Bir kaliteli ekip yani. Olur tabii ki. Bak bak, Çiko buralara bak, aman neyim dikkat et bak. Mafya babası zaten diye biri var. Bak buralara saklanıyor bu. Onu bir bulamadık. Dur, zaten patlayacağız onu. Aman neyim, buralara dikkat et. Ya burası benim zaten evimin yakını değil. Ben buralarda pek dolaşmıyorum. Benim evim orası. Gördünüz siz de. Yani. Ama buralara da dikkat ederiz. Zincirler candır. O değil de.
Ya koşacak mı ya? Bu nedir ya? Ya vallahi ben inip koşsaydım şimdiye gitmiştim yani. Siktir, ölüyoruz lan. Ben de su içeyim. Direnliği gal. aynen Seçkin abi direniyor. Tamam, çok dirençli. Ya bilen ki şunun bagajına iki tane tuğkit atayım. Ya sormayın. Ağırlık yapmasın diye krikoyu mirikoyu da almışsınız. Benzinden tasarruf. Ne olur ya. Allah'tan benzin deposundan yani hasar almadı, yoksa füllüm yani yolda kalmıştık. Yok ya, yolda kalmayız. Yani gördüğünüz gibi bu şekilde otla bile götüreceğiz yani seni karakola. Şimdi araç zırhlı olduğu için o yüzden araçla devam ediyoruz. Şimdi Onur Erdem mesajın iki kere gelmiyor, bir kere geliyorsun. Çantası sende kalmış da içinde malları var. Gelip bu adam tekrar çantayı almayı deneyebilir. Valla o kadar salak olacağını düşünmüyorum yani. Adam çantaya ne koyduğunu biliyor. Ben de çantama ne koyduğumu biliyorum. Ben çantama laptopumu koydum. Adam demek ki benim laptopu araklamış. Kendi çantasının içerisinde de ne olduğu belli. Daha pahalı ama. İşte o malları belki de borçlu olabilir. Onu vermek zorunluluğu olabilir. Tedbiri elden bırakmamak lazım. Fairboy, Chico, Zenci'ye dikkat et. Arkadan bir şeyler yapmasın diye. Dostum bakıyorum. Chico, bakıyorum da sen de iyice bize yol dostu oldun ha. Ne yapalım artık? Suçum falan yani, onları unutmadık. Yani ben elimden geldiğince polis memurlarına yardımcı olmaya çalışıyorum yani. Dürüst bir altis halk olarak. Ben de sana yardımcı olacağım. Ben de sana bir alt polis memuru olarak. Ben de sana yardımcı olacağım. İşkence gibi abi. Evet, geldik Chico. Güzel fanteziler yapacağım dedi. Bakalım. Gel bakalım yani. Eline kelepçe vurdum da şimdi o işlere girmek istemiyorum. Şöyle bakın, şöyle. Şuna bak ya, misafir muamelesi yapıyoruz burada. Ha şimdi. Sen diyorsun ki, ben diyordum, eve gidiyordum. Şimdi ben olayı tekrar baştan anlatayım mı? Olayı baştan anlatayım mı Memur Bey? Olur. Şimdi ben havaalanından... Olayları duymak istemiyorum. Lütfen. Havaalanından indim. Hanım aradı, dedi ki, çabuk eve gel. Hazırlığı yaptım dedi. Ondan sonra ben anladım. Bir şeyleri var evde. Sürprizler falan. Ondan sonra dedim ki hemen dedim çantayı alır almaz geliyorum hanım dedim. Çantayı kaptığım gibi artık oradan hemen çantayı aldım. Ondan sonra baktım lan dedim taksi de yok. Neyle gideceğiz falan filan. Hemen de gitmem gerekiyor. Orada bir tane adam var. İşte ismi de işte neydi o adamın ya. Zaten verdim size telefon numarasını. O adam işte dedi ki abi seni ben bırakırım istediğin yere dedi. Ucuz bir fiyata dedi. Tamam dedim. Neyse bindik arabaya gidiyoruz. Ondan sonra meğersem çanta da onunmuş, biliyor musunuz? Çantaları işte bagaja attı benim çantayı. Ondan sonra çantayı aldım, karıştırdı. Ondan sonra tam gittik. Ondan sonra dedi ki abi dedi çantayı al. Tamam dedim kardeşim dedim. Sağ ol dedim. Parasını da verdim neyse. O arada işte tam eve girdim. Girer girmez siz geldiniz. Yani hanım dedi, o dedi hoş geldin bey dedi, ne haber nasıl falan filan. Hadi çabuk dedi, bir yemek yedi falan dedi. Sonradan dedi, anlarsın dedi. Tamam dedim hanım, geliyorum dedim, bir yemeği yiyeyim dedim. Neyse ulan arkadaş, o anda yemeği yedim bitirirken siz geldiniz. Dedim hanım dedim, aşağıda dedim sesler geliyor dedim. Bir ineyim geleyim dedim. Bir indim siz varsınız. Hemen kelepçe melepçe vesaire. Allah Allah dedim, ne oluyor? Tayyar. Buyurun. Sen o mercimeği soğutacağım biliyorsun değil mi? Bana veremeden soğuyacak bu mercimeği. Valla
Ben eve gidince zaten o mercimekten başka şeyler yiyeceğim adam artık. Oklava mı yeriz, yani başka bir şey mi yeriz bilmiyorum. Eve gidebileceğini düşünüyor musun sen? Tabii ki gidebileceğimi düşünüyorum ya. Neden düşünmeyeyim ya? Ben burada haksızlığa uğradım. Ben burada haksızlığa uğradım yani. Ben hatta değil diyorsun. Çantanın içinde senin silahın çıkıyor, kimliğin çıkıyor. Çanta karıştı hadi. İçindekilerden mi karıştı? Şimdi memur bey, çanta benim değil. Çantayı adam içindekilerle bir anda indi şimdi bak. Ben indim, araçtan indim evin önünde. Evin önünde araçtan indim. Evin önünde araçtan indikten sonra adam dedi ki dur abi çantayı getiriyorum dedi. Bagajı açtı, ne yaptıysa o karambolde yapmış işte. Demek ki çantanın içindekileri birbiriyle değiştirmiş. Ya senin kimliğin ne yapsın adam? Senin kimliğini niye alsın? Ateşli çubuğu koymuş ya. Bilmiyorum. O bir kere yalan. O bir kere yalan. Ateşli mateşli öyle bir şey yok yani. Bana sevimli çiko derler. Seven çiko derler. Ya hayır, yazıyor. Bildiğin ateşli çiko yazıyor. Vallahi yok. Komiser Nuri, silah Muhittin'e teslim et, kriminale bir göndersin. Parmaklarına baktırsın bakalım doğru mu söylüyor, yalan mı şunu söylüyor. Şunlar bilir ya. Şunu bir kriminale yap. Göndersin. Muhittin, oradaki görevliye söyle, acilde hemen sonucu alsın. Muhittin ölümüne atı gençlik. Allah Muhittin silah aldı götürdü. Biraz bekleyeceğiz seni bakalım. Evet. Bekleyelim ya. Ben hatta şikayetçiyim o adamdan. Çantamı çaldı. İçinde laptop vardı ya. Ya içinden silah çıktı ya. Neyinden şikayetçisin? O silah benim değil. O silah onun. Ya o kanıtın yok. Sen daha kendini kurtaramadan başkasına nasıl şikayetçi olabilirsin? Kanıtım nasıl yok beyefendi? Şimdi aracı görmediniz mi? Aracı bulmadınız mı? Tekerleri patlamamış mı? Görmediniz mi o aracı? GBT'sine bakmadınız mı? Araç da senin evinin önünde bulundu işte. Evimin önünde değil ya. 2-3 blok ötede bulundu yani. Adam demek ki sizin polisin sesini duydu. Hemen araçtan atladığı gibi kaçtı. Ha kaçtığını da gördü. Önce araçtan niye attı? Adam orada aracını bırakmış. Ne yapacak? Uçacak mı? Hani görmediydin adam bir daha? Kaçtığını zaten biliyorsun. Adamı görmedim zaten. Adam aracını bırakmış diyorum. Adam bırakan adam ne yapar? Kaçar mı? Ne yapacak? O ya, bulsaydık orada bulurduk. Demek ki kaçmış. Çiko, inşallah kriminalde sonuçlar gelir. İnşallah senin dediğin gibi olur. İnşallah masumsun. İnşallah yani ben masum olduğuma inanıyorum yani. İnşallah mercimeği soğutmadan gidersin. İnşallah ya vallahi hanım. Evet. Muhittin söyle dostum. Şansın parmak izi silahın üzerinde tespit edilemedi. Diğer şansa ait. Şahıs zaten suçluymuş. Parmak izinden polis veri tabanında bulundu. Amirim. Zaten aranıyor. Amirim. Bir dakika ya bir dur beyefendi bir dakika. Komiser şunu uzaklaştırır mısın? Başka da mı? Hayır. Komiserim. Amirim beni bir dinleyin. Amirim beni dinleyin. Amirim. Bu arkadaşı tutuklattıran benim. Ben ihbar ettim size. Ben duydum bütün konuşmaları da ihbar ettim amirim. Payımı istiyorum. Hayda al bir de buradan ya. Neyin payını istiyorsun ya? Kardeşim ne payı diyorsun ya? Sen kimsin? Yıkarım, ben seni tanımıyorum ya. Polis. Al bunu ya al bunu. Polise kafa atıyor al bunu. Polise kafa atmak ne? Hayır. Kriminalde şu anda parmak izin bulunmadı. Bu durumda seni gözaltına alamayacağız. Ama gözümüz üstünde olacak. Şehir dışından çıkma cezası veriyoruz sana. Şehir dışından uzaklaşmayacaksın. Tamamdır memur bey. Zaten karakola dilekçe vereceksin. Tamamdır. Haftada bir kere karakola gitmen lazım. Olur tabi. Karakola gidip imza atman lazım haftada bir kere. Eğer haftada bir hafta gitmezsen tekrar gelip seni almak zorunda kalacağız. Gözümüz üzerinde. İlahi adalet diyorum yani. Oğuz Danlı'yı da gördüğün zaman bize ulus
ulaşman lazım tekrar. Ben yardım etmem lazım. Neyi yırttın? Yardım et ki bir anca temize çık senden. Ben bütün bilgilerimi, bilgilerini verdim yani adamın. Plakasını falan siz de aldınız. Yani adam bir yerde bir illaki bir işlem yapar. Bir ATM'den para çeker yani. Şu anda seni serbest bırakıyoruz. Aracın var mı? Ay Allah. Aynen bir taksi parası yani görüyorsunuz halimi. Evet.